Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Psikoloji yapıyoruz. Fakirlik, zenginlik, güzellik, çirkinlik hep tasavvurumuzda, dimağımızdalar. Nisbi ve itibari şeylerdir. Hakikatta ancak işaret ve isimleri vardır. Dünyada her şey nisbidir. Nereye göre kıyas edersen, nereye göre onu yorumlarsan ne olur? Örnek vereyim size. Lemaları açar mısın? 308. Bak, oku bakayım o paragrafı. Cesedi hayvanın yaratı mı? En baştaki 308. Saray var. Şu alem bir saray. Kainat öyle bir saraydır ki. Bir daha oku. Şu kainat öyle bir saraydır ki. He. O sarayda mütemadiyen. Bak bir saray var. Saray var. He. O sarayda mütemadiyen. Tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Yani sarayın içinde bir şehir var. O şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Saray var. İçinde ne var? Kaynayan bir memleket var. Yok, şehir var. Saray var. Sarayın içinde şehir. Şehir var. Şehrin içinde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Memleket var. O memlekette her zaman mert ve hayat içinde yuvalanan bir alem var. Alem var. Yani bu Zeytinburnu'ndaki bina, dershanemiz. Bu binanın içinde Zeytinburnu var. onun içinde de Türkiye var. Ters değil mi? Ters orantı. Şimdi bununla yola çıkarsak, biz bedenimizde değiliz. Beden bizim içimizde. Biz kainatta değiliz. Kainat içimizde. Biz ahiretin dışında değil, ahiret içimizde. Dünya ahiretin dışında değil, dünyanın içinde. Dünya ahiretin içinde. Yani zahire bakarsan arabayı kullanan bir adam var. Dersin, araba mı adamın içinde, adam mı arabanın içinde? Araba mı, adam mı? Kim kimin içinde? Zahirde adam arabanın içinde ama. Evet, zahirde bakarsan arabanın içinde adam var. Araba yerinsen adam. Ama araba insanın içinde. Bu misal kimindi biliyor musunuz? Ceylan abinin. Bu misal Ceylan abinindir. Müştü abi nakletti. Hani niye misal verdi? Pergelenin ucunu nereye koyarsanız öyledir. İnsan ekber cihetiyle her şey içinde. Aferin ya. Maşallah Nadir abi. İnsan ekber cihetiyle insanın içinde her şey var. Ezdası efradı zaten. Kainat. Onun her bir insanın ezdası efradı. Her bir insanı bak ne güzel. Acayip bir şey. Her bir insanın. Çünkü her bir insanda bu timsali Muhammedi var. Ona yetişmek için buraya geldik yani. Merak etme. İnsan ekber bakımına çıkmak için. Vallahi doğru. O zaman şöyle bakarsan duman ve nur ya odunun içinde, odun. Odunun içinde mi duman ve nur var? Yoksa duman ve nur denilen hakikat odun olarak mı gözüküyor? Bak, odun olarak gözüküyor. Bu dünya ahiretin bir menzilidir. Yani bu dünya odun gibidir. Dumandan kasıt cehennemdir. Nurdan kasıt cennettir. İki zıt yapı odun olarak gözükmüş. Üzerinde de karınca gibi biz dolaşıyoruz. Ateşin üzerine dolaşıyoruz. Tamam? İşte ince tefekkürlü şeyler ya psikoloji ama bak o mellemalardan, o gibi yerlerden bak ustad neler diyor. Başka hiçbir şey bize bedava malik olduğumuz şeyler kadar pahalıya mal olmaz. Bir de okuyayım.
hiçbir şey bize bedava malik olduğumuz şeyler kadar pahalıya mal olmaz. Misal, tiyatroya bedava giden gazeteci koltuğunu pek pahalıya ödemiştir. Girerken gazeteci olduğu için bedava giriyor. Ama oraya girebilmesi için çok büyük bedel ödemiş. Değil mi? O gazeteci olması için ne kadar masraf ödemiş. Zahirde bedava zannediliyor. Kimlik lazım yani oraya girmek için. Kimlik lazım. Kimlik için 3 sene ortaokul, 3 sene lise, 4 sene üniversite okuyacaksın ki onu alacaksın. Ettiği masrafa bak. Başka. Evine dönünce 2 saatlik çalışmayı icap ettiren bir makale yazmaya mecburdur. Hissenize düşen her iyilik tarafınızdan parayla alınmış olmaktan daha pahalı ödenmiştir. Bir de okuyayım. Hissenize düşen her iyilik. Mesela bir iyilik yapacaksın. O iyilik yapabilmek için ödediğin bedele bak. Dershanede kalacaksın, kitap okuyacaksın. İslami ahlakla ahlaklanacaksın. Tarafınızdan parayla alınmış olmaktan daha pahalı ödenmiştir. Veya ödenecektir. Yaptığınız her şey sizi takip ettiğini fark edeceksiniz. Fark edin. Yaptığın her şey seni takip ediyor. Fark edin. Yani gölge gibi. Yaptığınız bir iyilik ve kötülük, günahlar zannediliyor ki bir yerde duruyor. Hayır. Ağızdan çıkan bir insanın ağzından çıkan beni nasıl inşa ediyorsa, benim ağzımdan çıkan da beni inşa ediyor. Hiç farkı yok. Yabancı ile hiç farkı yoktur. Ağzından diyor, çıkan bir küfür diyor, kabirde yılan akrabı. Yılana inkılap eder hadiste. Beynin bir özelliği var, aptallığı, aptal tarafı. Yani bazıları diyor ki akıllı akılsız deme, tamam doğru. Bir şey anlatmak için doğru dememek lazım ama doğru kullanırsan. Şimdi şunu duymuşsunuz ama bunu da ekleyeceğim. Hayal ile gelen bir resmi, hayal etseniz bir resmi. Akıl nasıl inanır ve inandığını nasıl bedene yansıtırsa, gözünüzle gördüğünüz bir realite aynıdır akıl için. Ha hayal ile gelmiş, ha gözden gelmiş. Göz bir organsa, ha kulaktan gelmiş, ağızdan gelmiş, ha senin ağzından gelmiş, hiç fark etmez. Ha realite, ha ağzından. Anlıyor musunuz? O zaman kendinizi müsbet kelimelerle inşa edin ve ihya edin. İyiyim deyin. Çok iyiyim elhamdülillah. Allah Resulüne sormuşlar, nasılsınız ya Resulallah? Nasıl cevap vermiş? Çok iyi oldum. Yok, onun Arapçası metnini. Elhamdülillahi ala külli hal sivel küfri ve valal. Küfür ve dalaletten hariç her halime elhamdülillah. Üstad değil değil mi? Değil. Peygamberimizin hadisi bu. Yok yok. Öyle yapmıyor, onu tavsiye et. Gayrimeşru bir şekilde kazanılan bir santim, gayrimeşru bir şekilde kazanılan bir santim insanın içine bir fesat tohumu düşmesine sebep olur ve sonraları bu tohumun büyüyüp vereceği yemişler onun alçalmasına alametleri olacaktır. Küçük bir santim ama mesela bizim seyretmediğimiz bir şeyle şeytan vurmaz. Biz ne seyrediyorsak onunla vurur. Ne okumuşuz isek ilmi halden veya risaleden yapılmayan her şey, ama unutmayın bir daha söylüyorum. Mehmet, Osman dinliyor musunuz? İsmail, Yusuf, Mehmet, hepiniz dinleyin. Öğrendiğiniz her şey uygulamaya geçmezse şeytanın eline vesvese, nefs emmarının eline, nefs emmarının eline vehim olarak olur. Her öğrendiğimiz şey, eyleme
dönüşmeyen bir şey ya vesvesedir ya vehimdir. Onunla bizi vurur. Yoksa şeytan gidip kitap okuyup onunla bizi aldatmıyor. Bizim gördüklerimiz, duyduklarımız, okuduklarımız da bizi aldatmaya çalışıyor. Burada okuduğun ilim bile, Kur'an ilmi bile, ilmihal bile eyleme dönüşmese şeytana malzeme olur. İle seyrettiğimiz haramlar değil. Peki ehliyet nasıl oluyordu? Hani eylem olmadığı zaman ehliyet olurdu ya. Zihinler enelere dönüşür, onu mu diyorsun? Mesela diyelim ki yapman gereken bir şey var. Ondan sonra yapmıyorsun, otomatik olarak insanın hayali, fikri, tasavvuru bir şeylerle meşgul oluyor. Şimdi eğer sen kendinle meşgul olmazsan, hakikatle meşgul olmazsan bu durmaz. Neyle meşgul olacaktır? Hariçle meşgul olacaktır. Hariçte bizim enaniyetimizi, gururumuzu aktif ediyor. Ya işte... Bana bir şey yaptı, bana test baktı. He? Bana test baktı, bana yan baktı. Bana ondan hariç o. Yani ondan hariç öyle. Mesela zenginliği ise kendisine alçaklık kompleksini iter. Ondan sonra enaniyet, gurur, kibir, haset başlar. Mesela içsel çöküntünün en büyük sebebi hasettir. Kadınlarda kıskançlıktır. Haset. Haset var ya, panarorak dedikleri hastalığın da bir sebebidir, en büyük sebebidir. Haset hasidi ezer değil, önce kendini yapıyor. Yani haset hasidi ezer. Başka, en iyi tüccar, en iyi malı en ucuz fiyatla verendir. En iyi tüccar, en iyi malı en büyük fiyatla veren değil, en iyi malı ucuza veren tüccardır. Yani hakikaten bu noktada Risale-i Nur'a baktığınız zaman ne kadar tüccar. En büyük meselemiz, en büyük imani mesele ne kadar ucuz. Namaz için değil ya, çok az bir masrafıyla elde edilir. Namaz. Oradan herhalde bulmuşum. Namaz için ne kadar az masrafla elde edilir ama ne kadar mühim. Yani mutlaka okurken yazdığım şeyler bunlar. Yani keşke diyorum bazen, çünkü geçtikçe çok, kaynağını da yazsam nereden tefekküründen. Başka? Her fayda para ile ödenmez. Laboratuvarlarda öyle mutahassislar vardır ki keşifleri ve icatları dünyayı zenginleştirmeye veya rahat ettirmeye yaradığı halde kendileri pek basit ve süflü bir ömür sürerler. Laboratuvarcılar var ya, işte araştıranlar ya, laboratuvarda dünyayı öyle zengin yapıyor, birileri onunla öyle zengin oluyor ki. Ama kendileri onu bulduktan sonra sufli. Yani fakir. Değil mi? Mesela diyelim ki adam ampulü buldu. Ama kendisi belki de arabası yoktu. Ama fabrikatörler çıktı değil mi? Ampulü imal. Mesela sen bir ders yaparsın. Nice insan kuyudan çıkar. Nice ufku açılır. Seni bilmez, seni tanımaz, tamam mı? Bir yazın, bir sesin, bir şeyin. Adam iyi olur. Bu zahiri adaletsizlik, onların parayı aramamış olmalarından ve kendilerinde maddi refah arzusunun ikinci derece bulunmasından ileri gelmiştir. Niçin böyle olmuş? Bunlar, bu kâşifler, paranın, maddenin peşinde olsalar kâşif olamazlar. Böyle bir şeyin peşine koşmadılar. Koşmuyorlar. Eğer koşsalar laboratuvarda olmaması lazım. Çünkü önü belirsiz. Onun için hizmet ederken bir netice beklersen hizmet edemiyorsun. Sıkılıyorsun. Bunlar sütü yoğurda dönüştüren az miktardaki maya gibi insanlardır. Maya. Bunu nereden aldım zannediyorum şeyden, 121 şualarda hatırladım da.
bir kısım insanlar var ki alemi gaybı, lahuti, ceberutu veya vacibil vücudu insanlara taşıyan berzahtırlar. 121 şualarda öyle diyor. Bunlar için diyor ki ustad, insani berzahtırlar. İnsanlık alemini, insanlık alemine insanları çıkartmak için vazife yapıyorlar. Peygamber demek doğru olur mu? Yani peygamberlerin varisidirler. Ulema-i ümmeti kembiye ben İsrail. Yani şimdi şöyle düşün. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu asırda gelseydi ne yapardı? Ustad onu yapıyor. Peki köye gittin sen. Allah Resulü ne yapardı? Tebliğ ederdi. Namaz kılardı, oruç tutardı, harama bakmazdı. Öyle değil mi? O zaman onun tasarrufu altına giriyorsun. Şahsiyet-i maneviyesine giriyorsun. Aynı şey yapıyorsun. Çünkü onun varisi ve vekilisin. Bu zahiri bir adaletsizlik. Laboratuvarda adam ömür veriyor. Belki de kıt kanaat geçinmiş. Ama insanlar trilyarlık olmuş onunla. Bu zahir bir adaletsizlik gözükürken, hayır kendisi böyle bir şeyi talep etmemiş. İnsanlığın refahı için, kurtuluşu için ustad mesela kendi ömrünü vermiş. Ama bir insan onun ömrünü verdiği ve kendisine çok lazım olan Risale-i Nur'a 10 dakikayı vermez. Anladınız mı cümleyi? Senin kurtulman için ömrünü vermiş Bediüzzaman, ömrünü verip ortaya çıktı Risale-i Nur'a sen 10 dakika vermiyorsun kendin için. Ahireti bile feda edildi yani. Evet ya. O da yetmiyor. Dünya yetmiyor, ahiretin de feda edildi. Onu da ahiretin de feda edildi. Yani öyle keşif keramet için mağaraya çekilmiyor. Senin rahatın için rahatını feda etmiş. Huzurun için huzurunu feda etmiş insanlara huzur vermiyor. Çok tuhaf. Sırtının içinde lezzet var değil ya, mesela evet. Keşifler ve mesela o keşfettikleri, o andaki algı, zevk, her şeyin bedeli oluyor. Doğru. Keşf anında aldıkları lezzet. Evet. Bunlar sütü yoğurda dönüştüren az miktardaki maya gibi insanlardır. Bunlar toplumu dönüştürmek için mayaya bir tencere sütü yoğurta dönüştürmek, bunlar da maya gibi olduklarından, bunlar toplumu insanlık alemine dönüştürmek için kendilerini feda eden mayalar gibidirler. Başka? Maya ne yapıyor abi? Kendini feda ediyor değil mi? Feda ediyor. Kendini sütü adını feda ediyor. Feda ediyor. Yapısı, yani feda demek, yani buzun zararına maya olur diyor. Yani kendi her varlık, her fiziksel bir olay, kendi kararında kalmak tabiatın yapısıdır, gereğidir, fıtratın özelliğidir. Ama değişik başka bir şey olmak, o zaman bir kemalattır. Yani kendinden çıkıyorsun. Ben mesela diyelim ki su, hidrojen ve oksijen, yanıcı ve yakıcı iken söndürücü olmuş. Yani şu anda ne hidrojendir ne oksijendir. İşte bu kendi fedakarlığıdır. Kendinden çıkmaktır. Başka, seni sen yapan daha öne çıkan sıfatının farkında ol. Mesela şey hepinize söylüyorum. Bu dershanede diyelim, ailenizde, akrabanızda veya toplumda. Ben mesela Nur camiasında diyeyim, akrabamda diyeyim. Herkes kendisine kıyas et. Burada akrabamda, Nur camiasında ve İslam dünyasında herkesin bir kendisine bakımından bir çapı var. O zaman beni ben yapan kimliğim nedir? Onu bilmen lazım. Seni sen yapan daha öne çıkan sıfatının farkında ol ve onun çapını genişlendir. Bilmelerinden nasıl bileceksin? Mesela bak, diyelim ki ben Nur dünyasında ebcedçi değilim. Ebced hesaplarıyla uğraşan değilim. Tamam. Ben Nur dünyasında 19 tevafukuyla uğraşan değilim. Böyle ömür verenler var. Ben Nur dünyasında
Ustadın 309 tane talebesi mi varmış? Şimdi o talebeler nerededir, ne kadar evlenmişlerdir, evlenmişler, çocuklar nerededir falan bilmiyorum. Ben Nur Camiası'nda hangi risale nerede telif edilmiş, hikmeti lüzumu neydi bilmiyorum. Bir sürü şey var. Ha benim sağım. Mesela ben Mülk'te Melükütü beraber işleyen ve ondan yan payanda olarak gözüken psikoloji. Ruhsal psikoloji, dini psikoloji. Ne dersem Mülk'te Melükütü beraber işlemek istiyorum. Yani okunan her kelimeyi veya cümleyi dimağdaki ve kalpteki ve eyleme hali üç boyutunu merak eden insan. Ama diyelim bilmiyorum. Sebebin uzunu bilmem. Mesela 30. lema nerede olmuş? Denizli mi demiş? Eskişehir. Bak. Bilmiyorum. Yani bunu üzerine göreceksin. Ha yani ben anlatıyorum şu. Seni sen yapan özelliğine ihtimam et. Onun çapını genişletir. Her şeye el atma. Hani 10 seneden beri konuşuyorum. Ama inşallah bir gün tahakkuk eder. Ölmeden. 10 tane adam istiyor. Vazgeçtim. 5 taneye düşürdüm. Kasetlerde de var eskiden. Ben... 5 kişi de falan. 5 kişi, he. Dersen kalanlar sayılır. Kalanlar 5. Şu anda. Değişiyor yapımız. Hani size değil de öteki partiye de. Hani siz gidiyorsunuz, onlar geliyor, onlar gidiyor falan. Değişiyorsunuz. Ha şu anda. Değiştirelim. 5. 5 tane adam istiyor. Nasıl biliyor musun? En az 5 sene dershanede kalmış, en az 5 defa külliyat okumuş. Tamam. Bu insan artık külliyata komple ihtisası yapmayacak. Bir tanesi çıkacak. Bunun fıtratı ne? Şeyci. Enfusçi. İşin bu. Osman senin işin Miraç. Mehmet Bilmem senin işin şu. Tamam. Nadir abi hayat. Benimsi gayb. Gece Allah Allah. Şimdi niçin biliyor musun? Masum olduğu için, o döneme girdiği için daha ulvi, daha tatlı şeyler çıkıyor. Hoparlör gibi oluyor. Onun ağzından birileri konuştuğunu daha önce ders yapmıştı. Evet ya. Çok tuhaf oluyor. Yani mesela ben çok hatırlıyorum. Birkaç defa Miraç dersinde kopmuşum. Dersi terk etmişim. Hiçbir şey yapamamışım. Yani boyuta geçiyoruz. Sıyrılıyoruz vesaire. Demek ki çapınızda ihtisas olun. Fark edin kendinizi. Ne zaman fark edersiniz? Kaç yaşındasın Mehmet? 30. 10 senem var. 10 sene külliyat okuyacaksın. 40'tan sonra ihtisas olacaksın. Peygamber mi olacaksın? Müceddit mi olacaksın? Efendim, imam, fıkıh imamı mı olacaksın, mücedit mi olacaksın? 40 yaşından sonra ne olur? Ne olur insan? Ruhsu peyda eder. 40'a kadar arı gibi mal topluyorsunuz, toplayacaksınız. 40'tan sonra ne olduğunuz belirlenecektir. Hiç siz zorlamayın. Hangisi? Hiç zorlama. O seni çekecektir. Ne yaparsan hep elin oraya gidecek. Buraya götürürüm el böyle. İster istemez. Ne yaparsam yapayım benim aklım okunan kelimenin dimağdaki mertebesi ve kalpteki karşılığını mutlaka arıyor. Mutlaka arıyor. Bunlar hep onun alameti bak. 21 tane de bu 18. defter okuyor. 21'e gelecek. Psikoloji yani. Enfositis. Daha buradayız. 185. sayfadayım daha. Geçtim. 350 sayfa. Üstadı geçtim diyorum. Ya ustad... Üstad 14 yapmış, sen de 20 yapmışsın. Ustad öyle bir çekirdek ekmiş ki, kıyamete kadar gece gündüz yazı yazmaya kalksam, Allah'a yemin ederim ki doğru söylüyorum, bitiremem. Karanlık hakkında ders oldu biliyorsun. Daha bir dersimiz de var. Zulmet de olacak. Onu ya araştırırken, bir karanlık, lügatta kelimesi yok ha. Yani karanlık o kadar biliniyor ki, lügatta yok. Bilinmez değil ki olsun. Karanlık hakkında 4 ders oluyor.
Her bir ders en az 1 saat 10 dakika, 1 saat 20 dakika, öyle. Şahitsiniz değil mi? E şimdi biter mi yani? Bendeki sıkıntı ne biliyor musun? Asabilik olur, şey oluyor. Ben bir sırrımı söyleyeyim size. Bazen geliyorum, geliyorsunuz fırçatıyorum veya suratım şey falan. Her şey. Daha çok %95'ini söyleyeyim. Şimdi uğraşıyorum şeye, tamam, bir manaya. Manaya odaklandım, kamyona asıldım. Hızlı giderken kamyona asıldım. Çıkacağım kamyona. Malzeme alacağım oradan, kamyona. Birisi geldi, tuttu gömlemden, çekti beni attı aşağıya. Aynı öyle oluyor. Yani tam meşgul oluyorum böyle, tam yazıyorum. Zırrrr. Ya kardeşim, ara. Adam gibi saatlerde ara. Ölü saatlerde ara. En canlı olduğu zaman kalkıyor onda arıyor. Kalkıyor 11'de arıyor. Lan ne arıyorsun? En canlı olduğumuz saat. Cevabı da havanı alıyorsun. Misal. İnsan manadan kopunca ona verdiği değer kadar burada azap çekiyor. O bize azap veriyor. Sıkıntı yapıyor bende. Azap veriyor, inan. İncitiyor beni. Tabii nereden bilecek insan? Değersiz. Misal, ben bir sıkıntı, onu sitem manasında değil, kendime bir özür olarak söyleyeyim. Bakıma işi mesela. Yani sıkıntı çıkıyor. Yani sizde alakası yok. Siz ne hiçbir şey? Aa diyor, içinizden diyorsun ki Allah Allah. Ya ne yaptım da var böyle? Yani o anda inan ciddi bir şeye takıldım kamyona, asıldım. Tuttum kamyona ama çıkamadım da. Çıkacağım kamyonun içine bir şey alacağım. Neyse. Başka bir şey okuyayım. Herkes bir şeyi yani şu mesleği yapacak diye sabit kaydı yoktur. Ama herkes sabır yapabilir. Sabır bir kültür işi olmakla beraber öğrenilmesi gerekendir, eğitimini alman lazım. Yani herkes şunu şunu ehli olacak değil ama sabır herkeste olması lazım. Bazı sıfatlar mesela hikmet herkeste olmayabilir. O da Allah'ın hakim ismidir. Sabır isminde sabırdır sende. Sabır, sabır. O sende olması lazım. Değil mi? Ha, dolayısıyla peki ne yapacağız? Sabır bir kültür işidir. Asabi bir ortamda, gergin bir ortamda, boşanmış bir ailenin çocuğuysa İki zıt şeyi doğurur. Aşırı bir asabi olur. Aşırı sabırlı olur. Ortada olmazlar. Yani sabır bir kültür işidir. Bir de eğitim işidir. Yani ne kadar almışsa. Mesela bu bilgiler bize mesela yarın Allah nasip ederse bir yerlerde olursanız yaşlanmışsınız. 40-50 olmuşsunuz. Tamam mı? 50-60 olayım. Bu ruhunuzda hep malzeme olacak. Bunları olaylarla yani hadiseleri gelen insanlar da var arkadaşlarınızın dertlerinize, kendi derdinize, içsel yapınıza çözmede malzeme olacak bunlar. Hayır. Şey sıradan bakmayın buna. Sabır sanki hani kazanmak da değil de yani muhafaza etmek de bir şey abi. Yani Cenab-ı Hak insana verdiği kuvvet gibi sabır. Sabır kuvvetini vermiş. Mesela kuvvet var. Antrenman yapmasan gelişmez puzzle'ları. Kuvvet kanundur, kuvvedir. Kuvvet kuvvedir yani. Lemalarda ona değinmiyor mu abi? Sabır kuvvetini diyor dağıtmasa. O vermiş. Ama sabırı, o kuvveti, o kuvvet denilen şeyi hem muhafaza edilmeli, o çekirdek muhafaza edilmeli. O yetiyor kendine ama gelişen hadiselere doğanda var olan sabır yetmez. Sanki bir tabi var. Sen bir Ramazan orucu diyor, sabrı geliştirmek için. Evet, mesela bak, Ramazan orucu işte, sabrını alıştırmak için. Musibetler sabrı alıştırmak için. Yani o doğasında olan, tabiatında olan çekirdeği inkişaf etmesi lazım. Bir yerde Resul icmal eder, bir yerde tafsil eder. O dediğin şey icmaldır. Mesela Eyüp Aleyhisselam değil mi? Sabır, Eyüp Aleyhisselam. Başka? Bahtının iyi ve açık olmasını istiyorsan, hayatı kuralına göre yaşa, nehirde kayığını yüzdürebilmek için hem dümenin
hem küreğin olsun, ne yapayım bahtım buydu deme, suçu bahta atma. Allah'ı suçlama. Allah böyle nasip etti, kaderim budur deme. Ne küreğin var, ne de dümenin. Ne olacaksın şimdi o akıntıda? Ya alabora olursun veya nehir nereye gidiyor sonra gideceksin. Diyebilir misin ki kaderim buydu, bahtım da buydu? Efendim bazıları çok soru soruyor. Yani şeyin diyor rızkını, nasibini, evlilikle alakalı şeyini kapatabilir mi, bozabilir mi, evlenemiyor. Birisi kapatmış benim şeyimi. Var ya nasibimizi mesela. Öyle bir şey yok kardeş. Öyle bir şey olsaydı cihat olmazdı. O zaman sahabe, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, peygamberler cihatla memur olmazdı. O kurdu cini, o kurdu sihir büyü yapardı. Okurdu nuskaya sihir büyü yapardı. Kafirleri bloke ederdi. Öyle değil. Yok mu bunlar dinde yeri? Var ama mutlak ve daimi değildir. Mevcudaki fayt bir nimetlikte değil mi? Evet ya gibi. Var onların hakikati var. Tabi leylim leylim gibi olursa tesir eder tabi. Onları biz yüceltiyoruz. Sihir büyünün büyük olması senin ve benim cehaletimdendir. Öyle bir şey yok büyüklüğü. Basit bir sebeptir. Yani bir şeyin neticesine varmak için yapılan bir yöntemdir. İnsan çok güçlüdür, çok değerlidir, çok kıymetlidir. Kıymetini bilmemekten kaynaklanıyor. Bilmediğini nereden biliyoruz? İnsan kendi kıymetini bilseydi onlara ihtimam etmezdi. Peki abi, Efendimiz bir ara yapmışlar ya sihir. Sihir yapmışlar işte. Yapmışlar. Niçin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sihir büyü tesir etmişti? Çok ders yaptım da bir tanesini söyleyeyim. Şimdi bu hakikati var ama büyütmeyin diyor. Ha böyle bir hakikat var. Var ya. Kimlere olur? Peygamber'e de niçin oldu diye değil. Şimdi Peygamber'e cevap vereyim de ondan sonra izah edeyim. Böyle bir şey ümmetin olduğu zaman ne yapacağını yol göstermek için Allah müsaade etmiş. Gitmiş ne yapmış Allah Resulü? Büyü de çıkartmış onu. Açarken okumuş. Siz de böyle yaparsınız. Ahmet'i Mehmet'in kucağına düşesiniz de değil. Sihircilere, büyücülere, fal bakanlara, yıldızname bakanların kafir olduğunu yazıyor şeriatta. Yıldızname'ye bakan, bir bak bakalım benim geleceğim nedir? Tövbe estağfurullah. Bakan ve baktıran imanı gider. Ha böyle bir şey yapmışsa hemen tövbe etmeli, bilmiyordum diyecek. Ha demek ki peygamber böyle bize yol göstermesi için. Peki, nedir sihir büyü de? Annesinin ismini Osmanlıca yazar, kendi ismini yazar. Ondan sonra onun şey, neyse şeyi var, cinlere kimlik veriyor. Bak böyle bir adam bununla uğraştı. Cinlerde senin zafiyetin var, namaz yok, abdest yok. Guslu doğru almamışsın. Abdesti almayı bilmiyorsun. Hele hele guslu bilmiyoruz. Eğer okumamışsan, ana babadan kalmışsa, sen okumadan bunu yapıyorsan ve Cenab-ı Cuman diyorsun, hiç şansın yok. Guslu almayı bilmeyen ve almayan hiç şansı yok. Sıfır şansı var. Ha, işte onların büyük olması bizim basitliğimizdendir. Onları yüceltmemizdendir. Onlar çok büyük zannediyoruz. Değildir diyorum ya. Vallahi değil, tallahi değil ya. Öyle bir tesir şeyleri yok yani. Çok çok sen zor durumda, çok açık olacaksın. Aura, şakran vesaire. Yani ruhun gıdası olacak ondan sonra. Giremez arkadaş. Sinyal verir. Çok büyütüyoruz. Sebebi küçük olduğumuz için. Kendi kıymetimizi bilmiyoruz. Başka? Aşırı neşe, mutluluk, aşırı sıkıntı zamanında bir şeye ciddi karar verme ve imzalama. Başka, dimağımızda hem fren hem direksiyon. Dimağımızda hem fren hem direksiyon hem debriyaj hem radyatör soğutma sistemi. Hem egzoz tahliye sistemi, yani radyatör soğutma sistemi, egzoz tahliye sistemi, hem yakıt
doldurma depo olmalı. Hem de sürat ölçen, hızı ölçen cihazın da olmalı. Eğer frenin ve sürat ölçen aletin yoksa durumun iyi değil. Kendi biraz mesleğimden yazdım. Dimağımızda soğutma sistemi, radyatör. Dimağımızda boşaltma sistemi, egzoz. Dimağımızda direksiyon. Dimağımızda boşa almak, debriyaj. Vites değiştirmek. Tamam mı? Dimağımızda gaz. Dimağımızda fren sistemimiz olmalı. Eğer olaylara bir anda fren yaparsan, ABS'in yoksa arabanı kaydırırsın. Virajda fren yapılmaz kardeş, onun için araba devrilir. Viraja girmeden önce fren yaptın, yaptın. Peki ben size şeyi anlatayım. Daldın birisiyle konuşuyordun. Hızla girdin viraja, bu kadar sert bilmiyordun. Eğer ani frene basarsan keskin, kesinlikle şansın yoktur. Takla atacaksın. Çünkü debriyaj şey, aks şöyle çalışır. Diferansiyel arka. Şimdi bu virajı böyle alırken bir şey anlatacağım dimağına. Bu sıkışıyor. Bu lastik geniş alıyor. İkisi eşit gitmiyor. Yani bu az dönüyor, 3 dönüyor, bu 8 dönüyor. O zaman ne yapar? Merkez kaç kuvvetiyle tak diye öteye atar. Kuvvet bu F1 burada olur. İki şekilde yapacaksın. Ya viraja girdin gafletinle nasıl olduysa pompalayacaksın, fren pompalayacaksın. Tak 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 tak. ABS bunu yapıyor. ABS ne yapıyor? Vuruyor, geri çekiyor. Vuruyorsun, geri çekiyor. Yani bir anda basan atar, hiç basmasan şey yapmaz. Baktın bastın, atıyor, hemen şey. Veya çok şaşıracaksınız, cesurca girdin mi şeye, yola? Artık orada hiç frene basılma, gaza basılır. Bas bırak, gaz bırak, gaza basılır. Virajda gaza basılır, frene değil. O bas bırak şey, onu pek beceremezsin. Viraja girerken frene bastın. Gafletinle viraja girdin mi o yüzden? Bir adama uygulayacağım şimdi. Adama girdin mi kardeşim? Artık orada gaza basacaksın. Viraj niçin? Şu araba böyle dönecek ya. Ön lastiği ne yapıyor? İtiyor. Şey iç lastiği. 3 devir yapıyor. Bu belki de 10 devir yapıyor. Bak şöyle. Eğer gaza basarsan ikisi aynı devir yapar. O zaman devrilme şansın az olur. Gaza bastığınız zaman ikisi eşit çalışır. Basmasanız dengesiz çalışır. O zaman şu geniş hadiselerde cesurca frene basacaksın. Baktın ki şey yapıyor. Bırakacaksın, şey yapacaksın. Yani dershanelere, kitap okumaya gaz basacaksın. Efendim, başka bir gaz söyleyeyim. Yurt dışındasın, bilmem neredesin. Merkür, Jüpiter dersin, kimse yok. Sen dershane açacaksın. Birisinin de dershane beklemeyeceksin. Merkez mi yok? Sen merkez olacaksın. Gaz basacaksın. Yani köle adam olmayacaksın. Tasmalı olmayacaksın. Bir yerde bağımlı olmayacaksın. Vicdanına rağmen, mesleğine rağmen zıt bir şey söylüyorsa gaz basıp ayrılacaksın o virajdan. O virajdan çıkacaksın kardeşim. Viraj alacaksın. O virajda bulunmayacaksın. Virajı gazla alacaksın. Jant diye çıkacaksın. Virajda gaza basılır. Frene basılmaz. Girerken bassaydı. Bak araba gibi. Dimağımızda ne olur bak. Psikolojinin temel araba ile simgeledim. Arabanın bir soğutma sistemi var. Ne diyorlar ona? Soğutma sistemi ne? Radyatör. Arabada yanan gaz var. O pis gaz neyle atılır? Egzoz. Arabayı durdurmak için fren. Sızlanmak için gaz. İnsan kendisine bakarak yapmış arabayı. Arabanın soğutma sistemi, mesleğim ya biraz. Arabanın soğutma sistemi köpeğin
soğutma sisteminden yapılmış. O kadar koştuğu halde köpek patlaması lazım. Isı arttırıyor. Mesela çita, bu sistem köpek kadar çalışmadığı için bilmem kaç dakika veya kaç saniye. O hızı koşar 120 km saatte gider ama birkaç saniye. Ondan sonra patlar. Sebebi soğutma sistemi köpek gibi değil. Köpeğin o hızı, en zirve hızı en uzun saatte tutabiliyor. Aslanlar öyle değil. Bir de para kalkıyor çita bile, ondan sonra dakika sonra düşüyor köpek. Belki de dakikalarca o hızı tutturabiliyor. Onun sebebi köpeğin vücudunda o hareketten ortaya çıkan kanı soğutma sistemi var. Köpekte soğutma sistemi çok güzel çalışıyor. Onun için ateş yükselip motor yanmıyor. Soğutma sistemi dershanelerdir, bilgidir. Gaz şeftir. Fren, fren ne olabilir? Ha? Takva, terklerdir. Gaz eylemdir. Fren terklerdir. Çünkü kafa terklerle çalışır. Düsturlar daha mahkum mu? He? Düsturlara uymak. Gazdır. Bir eylemdir. Ha? Ötekisinden çekilmektir yani. O yüzden geri çekilmek. Efendim, soğutma limanlardır dershaneler. Veya petrol istasyonları da diyebilirsin. Ben burada bir araba gibi düşünün dedim kendinizi. Arabanın bütün sistemi burada var. Herkes başka şekilde bunu, ya şurası şudur, yapmalı. Yani arkadaşlar motorunuz yanıyor mu? Motor çalışıyor mu? Çalışıyor. Eğer, iyi dinleyin beni. Buraya bakın yazmayın. Arabanın dışında bir egzoz var ya, dışında arkada. Orayı akşam birisi kaynak yapsa, motor çalışsa ne olur egzoz? Burası kapalı. Patlar değil mi? Adam onun için panik atak olur. Tahliyesi yok. Hadiseler, çıkamadığı olaylar egzozunu kapatmış. Patlatmış. Patlattı kardeş. Onlar genelde zeki olurlar. Çok zeki. Aferin. Ona güzel. Kim onlar? Kim onlar diyeceğim? Genelde delinin, çocuğun, hayvanın psikoloji bozukluğu olmaz. %99 sıkıntılı insanlar zeki insanlardır. Akıllı değillerdir. Zekilerdir. Zeki demek, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak vahidir, akıllılıktır. Bu aklı vahye bağlamadan kendisini kendisiyle yönetmeye kalkarsa zekidir. Beşinci şuada Yahudiler için, Deccallar için, maymun için ve tilki için zeki ve desastırlar diyor. Akıllıdır demiyor. Ve Risale'de aklınızı başınıza alın diyor. Aklı başında olanlara diyor. Peki bu söz kime muhataptı? Kime söylüyor? Akla demiyor. Akıl başında değil. Aklını başına al diyor. Eğer akıl baştaysa akıl başta. Resul karşıma geç denilir mi? Karşımdasın. Aklını başına al denildiği kişi akıl değildir. He? Kullanan yani zekavettir. O zaman eğer kendisini kendisiyle çözmeye kalkarsa, kendi mutluluğunu kendisi yapmaya gayret ederse, yani ben şundan mutlu olurum derse hiç şansın yok. Cehennemini hazırlıyorsun. Kendi mutluluğunu kendin hazırlayamazsın. Cehennemini hazırlıyorsun. Yatına, katına, aşına, işine, eşine güvenme. Mutluluğunu ancak bu makineyi kim yapmışsa bu aklına bağlayacaksın. Bu aklı yapan, aklı kül, aklı evvel, ilmi muhit ezeli,
Ne dersen? Eğer aklına bağlarsan sana diyor ki bu cihaz şöyle şöyle çalışır. Vahiy. O zaman mutlu olursun. Yoksa olamazsın. Vahiye bağlayacağız. Başka? Şu sayfayı okuyayım, kesiyorum. Muvazeneli ve muhakemeli, yani metresi ve kantarı olan kişi, muvazene, muhakeme, kantar, metresi olan kişi, dün sevdiği kişiyi bugün nefret etmez. Nefret ettiğini de bugün sevmez. Aynı zamanda zaman ve zeminin tesirinde kalmaz bu kişi. Olaylara kantar getiriyor, metre getiriyor. Diyor ki, bu olaya bu kadar değer verip üzülmeye değer gerek var mı? Biz hadiselere, olaylara, kişilere değerinden fazla değer kattığımızdan, mübalağa ettiğimizden, mübalağa zimnidir. Yani değerlendiremiyoruz, ölçemiyoruz, haddinden fazla had veriyoruz. Ondan sonra sıkıntı çıkıyoruz, altına giriyoruz. Arabanın sesi geçiyor değil mi? Var mı? Hiç değer veriyor muyuz? Bazı insanların sesini de araba kabul etti. Kala alma kardeşim, arabanın sessiz. Rahatsız ediyor mu seni Murat? Tamam. Arabanın sesi etmiyor. O zaman seni rahatsız edenlerin sesi de araba sesi kabul etti. Araba sesi canım. Ne olacak? Bari araba sesi egzozu var, seni zehirleyebilir. O da, abi ne yapacağım? Ya camını kapat, ya da oradan uzak ol. Camını kapat kardeş. Ya başkası için üzülmene ne gerek var ya? Beni biliyorsunuz, yakından tanıyan olayları biliyorsunuz. Ben sıkıntı olduğu zaman ne yapıyorum mesela dersen de bir arka emsalimle. Ne yaptım, ne anlattım size, hatırlar mısın? Ne yapıyorum Mehmet? Uzaklaşıyorum. Tarihim böyle doludur. Bu sözümü dinleyecek eski kardeşlerim dinleyecektir, duyacaktır. Evet diyecektir. Kesinlikle mücadeleye girmedim, girmem. Dershanede hiç kesinlikle asla başkasının hukukunu rencide edici, başkasının şefkini kırıcı, başkasına zarar verecek olan bir şeye vallahi girmem. Girmem. Ne yaparım? Çekip giderim. Yaptım bunu. Öyle değil mi? Yani olur. Ayrı karı kocada da kavga olur. Padişahın kızında da olur bu. Olmaz değil. Sahabelerde de olmuş. Ben sıkıntı oldu. Bir daha gelmemek üzere çekip gittim Rize'ye. Ama 2 sene sonra kader gene getirdi başka. Başka bir hadis oldu. O sıkıntının sebebi kalktı. Gelmek zorunda kaldım, geldim. Ama gelme niyetim yoktu. Geldim. Bitti mi? Hop olaylar değişti. Değişik bir sıkıntı çıktı. Tamam. Benim Avrupa'ya çıkacak hiç o hayal defterimde yoktu. Mekke'de olsam buraya gelirdim diyen ustadın talebeleriyiz. Almanya'da ne işim var? Fransa'da ne işim var? Yunanistan'da ne işim var? Baktım ki ummadığım bir tarzda bir şeyler çıktı. Ya kavga edeceğim. Ya bununla mücadeleye gireceğim. Ya o ya ben olacağım. İkimiz de elemanız. İkimiz de hizmet tam fayda vereceğiz, arkadaşız, kardeşiz, emsaliz. Emsaller arasında mütemassil ise, misil ise kavga kaçınılmaz değil mi? Madde söylüyor. Ne yaptım biliyor musunuz? Hop! Fefirüle meçhur. Avrupa hizmetlerini başlattı. Çekip gitti. Durup dururken çıkan bir şey değil. Belki de kader, gel bu taraflara, burada hizmeti başlat, burada dershane açılsın, camilerde konuş diye. Artık bunu bilemiyorum, nasıl değerlendirilirsin. Sonra oraları başlattık falan. Ondan sonra baktım Türkiye'ye, hiç kimse yok. Gelmem lazımmış, geldim. Yani niye anlatıyorum sevgili kardeşlerim? Bak, bugün ben sağım, yarım yokum. Benim düşmanım çok. Dahilde. Hariçte az var. Ben bugün varım, bak yarın yok. Şayet bu lafımı unutmayın, dershanede bakırsınız. Böyle bir şey dahilde sıkıntı çıkarsanız Allah rızası için ve dediğimi de unutmayın. Sakın mücadeleye girmeyin. Çünkü mütemassil ise tezadın sebebidir değil mi? Yani mütemassil misil iseniz, emsalsanız hakikaten emsalsınız. Kavganın sebebinden en büyük sebep budur. Ama sizinle benim aramda kavga olmaz.
Niçin olmaz? Mütemayiz ise tesanüdün sebebidir. Lemat'tan söyledim değil mi? Hatırladım. Ben ayrıyım sizden. Mütemayiz, imtiyazlaşmış. Kader yapmış. Çünkü en az kaç yaşındasın? 30. Sen? 29. 29. Sen Mehmet, sen biraz yaşlısın. 39. Osman sen? Kaç? 24 vesaire. Yusuf? 30. 30 mu? 33. 33. 52 yaşında. Sizinle emsal miyim? Değil. Tamam. O zaman farklıyım. Farklıyım. Hem mazim, hem toplumdaki şeyim. Farklı. O zaman sizin nefsiniz, niye anlatıyorum? Benimle mücadele girmeyi yapmaz. Aldatamaz sizi. Yani ben ne kadar fırça atsam, bağırsam bile bir gün emsal, bir uyku sonra unutursun. Ama kardeşin olsa unutamazsın, mücadeleye girersin. Emsal olduğu için kanun böyle. Niye böyle oluyor? Sahabelerde de aynı böyle. Yani bakın ben şöyle değil. Şöyle misal vereyim. Daha acımasız misal vereyim. Çok tuhafınıza gidecek ama benim tespitim kitaptan değil. Çok tespitim var. Bir çocuk, erkek, bekar olsun, anasına her türlü hakareti yapsın. Her türlü hakareti yapsın, anası bir saat bile dayanmaz, unutur. Tamam. O çocuk evlensin, o yaptığı hakaretin 10'da birini, 20'den birini, 50'de birini yapsın, abedi unutamaz. Evliyken. Acayip kanun. Bir daha söylüyorum. Bekar bir erkek, anasına ne kadar zulüm yaparsa yapsın, anacığım dese her şey sıfır. Her şeyi unutur, suratına vurmaz. Evlendikten sonra, oğlum, sen köye giderken, bir şey gürbete giderken, ilk önce hanımına söyledim ben, Allah'a ısmarladım. Bana niye demedin ya? Ne zaman anne ya? 7 sene önce böyle yapmıştım. Unutamaz. Acayip bir şey. Acayip bir şey. Bu kanunu uygulayayım, hiç de şeyimi bozmadan bak, kanunu uygulayayım. Ben size bir fırça atayım, bir fırça atayım, en fazla bir uykuda unutursunuz. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle 3 gün, 3 tane uyku. Aynı ben evleneyim, içtimaiyette olayım, vakıflık sıfatıma çıkayım, onun 1/10'ını bir laf diyeyim, benim suratıma bakmazsınız. Değil mi? Mesela, misal vereyim ben kendimde. Bana nurları tanıtan değil, bana nurları okuyan, mutaaddit defa, çok senelerce benimle meşgul olan zat, vakıftı, dekandı, çek git ya buradan, başımı şey yaptım dediği halde. Mübala etmiyorum ha. Böyle, çok acayip sitem etti. Yani haklı ve haksız. Mutlaka haklıdırlar yani. Mutlaka bir şey yapmışız. Ben bir şey anlatmak için söylüyorum. Böyle tard ettiği halde en fazla 1 gün veya 2 gün. 3 gün dershaneye gitmediğimi hatırlamıyorum. Talebeyim ha, talebeyim. Talebeyim. Ne zaman o abi evlendi? Bir bana siteminden dolayı şu, bu kaç sene oldu? 3-4 senedir bir bayramlaşmak için ararım. Hiçbir ilişkimi yok. Atamıyorum. Uzaktadır. Evlendi, içtim hayattadır. Hani o kadar yapabiliyorum. Ama onun 10 katını bana yaptı veya yaptı. Hiç şeyime gelmiyor. Evet. Düşündün mü bu neden oldu? Tam hani iş emsal olduğu için tam olamadı. Bu işleten birisi galiba. Burada işleten de taşıdığımız sıfatlar var ya. Mesela ananın karşısında çocuk, ana çocuğunu kendisinden oldu bilmez. Baba çocuğunu kendisinden bilir. Benden oldu bu çocuk. Anne çocuğunu kendisinden bilmez, benden oldu demez. Anne çocuğunu kendi uzantısı olarak görür. Bu el
bu el benden yapılmamış. Benim dediğim zaman hepsini kastettim, uzantım. Bu kol bana neyse, bu burun, göz bana neyse, ana çocuğu benden olmuş demez. Olmuş hariç, dışta. Kopuk bir şey. Bu benim kalemim ama benim dışımda. Bu benim elim derken benle beraber hala. Benim ya. Bu ben değilim. Ana çocuğunu kendisiyle bütün görür. Ama gelen kadın anayı yani çocuktan keser organını. Öyle bir duygu zannediyor. Kıyasla nispet ediyor. Artık bilemiyorum iç alemine teşhis ve tespit etmiş değilim. Realiteden bahsediyorum diyebilmem için içte biraz da dolaşmam lazım. Yoğunlaşmadım fazla. Ama realiteden bahsediyorum. Bir tane şeyim yok. Sizin bir ananız var. Bir tane babanız var. Bir düşünceniz olur. Ben bu tür şeylerle, çok insanlarla meşgul oldum. Binlerce anam olmuş. Binlerce hanım olmuş. Adam bir defa evleniyor, bir karısı var, bir tane. Ama binlerce ben görüştüğümden dolayı bu ailevi sorunlarla binlerce hanım olmuş. Oralardan çıkartıyorum ve külliyattan tespit ediyorum. Çok... He? Bu kadar... Binlerce hanım eder ya. He, binlerce. Doğru. Son iki tane şey okuyayım. İnsan bir acayip. Aynı zat. Evleniyor. Ona karşı ben de o merhamet, o acım affetmem olmuyor. Bir de şimdi üstte de Hayatin abi, hani bir abiyle bir şey olmuş ya. Bu anne, emsal mı dedik? Ustad kim? Ustad mı? Yine abisi, abi bir şey olmuş ya. Ha onunla münakaşa etmemişler. Ha, ustadın talebelerinden mi? Hüsrev abi mi? Hüsrev, tabi tabi. Emsal tabi. Hüsrev abi, Hafız Ali abi. Bak şey, o hoca olan komutanlıktan Refet abi. Bu Refet abiyle Hüsrev abi, Hafız Ali abi bayağı hapishane dar ya. Bunlar geçiyor. Bak ne yaptı, çözümü ne yapmış. Şey yapmışlar, birbirine girmişler. Çünkü ehli dalalet dar yere sıkıştırdı, kavga etsin diye. Üç kişi korkunç bir mücadeleye girdi. Bak bir tane bak kişi nasıl sıyrılmış. Örnek olsun bize. Ben bu psikolojiyi çok seviyorum. Hüsrev abi, unutma. Hafız Ali abi, Refet abi. Bunların içinde Hafız Ali abi sıyrıldı. Nasıl sıyrıldı biliyor musun? İki tane fabrika var. Nur fabrikası ve Gül fabrikası. Gül fabrikası kimin? Hüsrev abi. Hüsrev abi. Nur fabrikası? Evet. Hafız Ali abinin. İkisi de emsal ve ikisi de fabrika sahibi. Mütemasil. Tezadın sebebi. Şeyin kıskanmanın sebebidir. Kıskanıyorlar. Ben realitede bahsediyorum ve Rüştü abi nakletti bana. Zübeyir abi. Ve o zaman yaşamış. Rüştü abi de iki tane ustadla mektuplaşması var. Ustadın gıyaben yani şey gibi Hasan'ı şey usta Resulullah'ın Veysel Karani gibi uzaktan ama aynı zamanda yaşamış iki tane mektubu var ama İstanbul'daki matbaa işlerinden dolayı ustada gidememiş gece gündüz bunlarla meşgul olmuş matbaa çevirmeyi bu anlattı nasıl oldu abi dedim ne yaptı kabire girene kadar Hüsrev abi ile Refet abi böyle sıkıntılı girdiler. Yani şey olmadı. Hafız Ali abi ne bulmuş biliyor musun Resul? Gitmiş Nur fabrikası. Nur fabrikası dediniz ya matbaa ya el matbaası. Gitti torbaya koymuş. Mürekkebi de koymuş. Kağıdı da koymuş. Yüklenmiş ve etbaayla beraber. Tabileriyle abi. Gitti Hüsrev abinin odasına vurmuş girmiş. Hüsrev abi bakıyormuş. Demiş ki abi emrindeyim demiş. Oysa... Ondan yaşlıdır. Abi emrindeyim dedi. İki tane fabrika ister yap. İstersen şey yap. Ben ne emrediyorsam bırakıyorum. Gidiyorum. Ve bırakmış. Demiş ki tamam bırak. Hafız Ali abi matbaayı bırakmış. Bırak demiş. Etbaamı da teslim ediyorum sana. Ben gidiyorum komutana der gibi. Ben gidiyorum ha. Tamam demiş. Bir baktım ki diyor. Hafız Ali'nin kalbine, kalbine ustad bakıyor, o kardeşinin hattı daha güzeldir dedim, baktım ki iftihar ediyor, riyal değil diyor, samimi, kalbine baktım ki samimidir diyor.
Havız Ali abi ne yaptı? Savaşmayı bıraktı. Bu his daha ziyade hizmet eder. Bu his daha ziyade aramızda hizmet eder. Bu ille dairenin içinde söylüyorum ama aynı kanunu evliler yapsın. Aynı kanunu ortaklar yapsın. Bir kanundan bahsediyorum. Şanslara takılmayın. Ya öyle miydi böyle mi? Bunlarla takılma. Takılma arkadaş bunlara. İtaat et rahat et. Yani tamam itaat et rahat et. Abi isterse ben istihdam et. İstersen ben hatta yazıya geçeyim. İstersen matbaaya devam et emrim sen ne diyorsan onu yapayım. Çevireyim. Etbağım. Sen demiş hattına devam et. Etbağını da teslim etmiş. Cihazı da vermiş. Çekip gitmiş. Gökacı değil yapacağız gerçekten. Ha işte. Çözümün parçası. Sıkıntının parçası olmayacaksın. Yani baktın ki olmuyor Resul. Çekip gideceksin. En azından ümmet kurtulacak. Hazreti Hasan gibi terk edeceksin saltanatı. Bu konuda Hüseyin gibi cihada girmeyeceksin. Bu sefer Kerbela'da kafanı böyle oldu. Ama Hazreti Hüseyin cihada gitmemişti. Cihada olacaktı. İhanetle kafasını aldılar. O mübarek zat Efendimizin ihanete düşapıldı. Sattılar. Şehit tabii canım. Sattılar, sattılar. İhanet ettiler. Gel başımıza gel diyenler. Ben de aklıma geldi de aynı şey halife zamanında oldu. Mesela Hazreti Ali ne yapmış? Tabi olmuş. Abi. Hazreti Ali tabi olmuş. Halbuki evet. Herkes onun olmasını istiyor. Evet. Yani Hazreti Ali mesela Hazreti Osman döneminde ama büyük ekabiler vesaire onu da ama onu istiyor. Hazreti Ali 23 sene radiyallahu an Allah şefaatine mazhar eylesin. 23 sene Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a hem şeyhülislamlık yapmış hem başkomutanlık yapmış. 23 sene. Acaba Alevilerin iddia ettiği gibi Hazreti Ali korkarak onlara itaat eder miydi? Etmezdi. Hak bildiği için itaat etti. Evet arkadaşlar, sahabe mesleğimizse itaat edeceksin. Değilsen çekip gideceksin. Öyle sahabeler var. Çekip gitmişler, tamam mı? Hazreti Hüseyin radıyallahu anh meselesinde. Çekip gitmişler. Kendileri başka yerde hizmet etmişler. Vakfların başı vardı ya, orada çekip gitmişler. Daha Hazreti, daha evet, Ebu Hüreyre. Ebu Hüreyre radıyallahu anh vakıfların başı. O. Da çekip gitti. Onun gibi çok var. Ondan sonra o başka, o şeydi, biraz şeydi, mükemmeliyetçi fıtrat olduğu için geçimsizdi biraz. Yani gerçi affedin beni, dinleyenler de affetsin yani, öyle geçimsiz derken, yani hassas. Mesela sen diyor halifedir tamam mı Hazreti Ömer, Hazreti Ömer gibi yani yamalı gene, onu gene yiyemezsin diyor. Yani hepten acayibin acayibi, mükemmeliyeti mükemmel. Bu sefer yaşanmaz oldu. Mükemmeliyetçi bir fıtrattı o. Ben biraz araştırdım. Yani yaşanmaz gibi olmuş. Yani insanların o şeylerini, yani kendisi gibi istemiş. Ne o kadın öyle giyiyor ya? Ne öyle ya? Ona sen alıp bizim nasıl bir şey? Yaşanmaz bir hayat tarzı. Neredeyse bizim uydurukçamızda ifrat. İfrat yapar mı? Yapmaz da. Benim uydurukçam yani. Hani orta bir vasatı değil, böyle azimetini şey yapmış. Ebu Zer Gıfari değil mi? Ondan sonra Allah Resulü demiş zaten, sen de demiş, yalnız yaşayacaksın, yalnız öleceksin, yalnız kalacaksın. Hep yalnızdı. Çünkü onun gibi toplum olmaz. O zaman toplumu kendisi yapacak. Kendi tek başına yaşayacak. O zaman böyle şeylerde, arkadaşlar, İslam 6 tane temel şey yapmış. Sadakat, adalet, Enfusi Osman, ilim Ali, Hasan fedakarlık, Hüseyin cihat üzerine kurulmuş. Gerektiği yerde Hüseyin Hasan'ı olacaksınız. Hele hele bu asırda Hasan olmak lazım. Hüseyin değil. Cihat yapmayacak. Ustad diyor ki cihat iki türlüdür. Maddi ve manevi. Dahideki cihat manevidir. Manevi cihat yaparken Hasanlaşacağız. Hasan'ı meşrep olacağız. Nedir o? Kucaklayıcı olacaksın. Affedeceksin. Baktın ki olmuyor. Terk edeceksin. Terk etmedi mi Hazreti Hasan Efendimiz saltanatı? Al demiş ya. Al senin olsun. Saltanatı terk etmiş. Sen bir masanı terk edemiyorsun. Oldu mu? Dershaneyi terk et kardeş. Vallahi terk ettim yani. Şey için söylüyorum. Terk et. Yani, jalet olsun.
Niye bu kadar üzerine durdum? Bugün ben varım, yarın yokum. Aranızda emsalsınız, mütemassilsiniz, misilsiniz, eşitsiniz, eşit şartlarım. Böyle şeyler olacak, olduğu zaman yapmanız gereken şeyler bunlar. Diğerini yaparsanız ümmete en büyük ihaneti yapmış olursunuz. Kendi küçük cüzi bir haklı olan hakkını, haklı olan hakkını almaya kalkarsan ümmeti çok büyük bir zarara sokacaksın. Yapmayacaksın. Git, dershane ve nurculuk zarar görecekse git evle. Sen o şeyi, o cinayeti bile ben sana cevaz veriyorum. Git, yeter ki mücadeleye girme. Git kardeşim, limon sat Allah'ını seversen. Git, çık ya, limon sat. Son cümlemiz olsun, çünkü bu sayfayı terk edeyim. Ondan sonra tamam. Karşına olumsuz ve seni rahatsız edecek bir şey çıkarsa, hemen kendine şunu sor. Bu imanıma, yani sinirlendirecek değil mi? Ashabi olanlara, benim gibi adamlara, kendim ihtiyacım olduğu için yazdım. Ashabi edecek seni, bir şey çıktığı zaman olumsuz. O sinirden, öfkeden, asabilikten kurtulmanın yöntemini söylüyorum kendimce. Hemen kendine şu soruyu sor. Bu imanıma, ahiretime ne kadar faydalı? Bu şey içsel yapılanmama ne kadar ciddi malzeme olabilir diye sor. Yaptın yani bu zat şu anda bana hakaret eden zat benim kimliğime mi, kişiliğime mi, dinime mi ve mukaddesatıma, diyanetime mi hücum ediyor? Değil. Onu bir kere tespit et. Dinime mi ediyor hakaret? Şahsiyetime mi, kendime? Şahsiyetinse geç. İki, bu şu anda iradesiyle mi yapıyor yoksa birisi dolmuşa mı bindirmiş? Üç, bunu bana musallat eden kader bana ne diyor? Beşer zulmeder kader. Bu iki üç tane soruyu sorarsan onlardan çıkarsın. Bir de olumsuz bir şey gelirse, yani bir evinizde hasta duydunuz. Ummadığınız bir olay oldu. Ummadığınız vücudunuzda hastalık çıkarsa veya bir ihanet, tamam, ihanete rastlarsanız şöyle yapın. Bu olay benim imanıma, ahiretime ne kadar faydalı bu kanser? Veya bu şey içsel yapılanmama, enfus hayatıma ne kadar ciddi malzeme olur ve dönüştürür? Beni değiştirmeden dönüştürebilir bu hadise diye sor. Yaptığın işe neşe kat, eğlenceye dönüştür işini. İşini severseniz en zor iş bile eğlenceye döner. İşinizi sevmezseniz en kolay iş bile zor olur. Ve her şey yolunda, her şey olması gerektiği gibi Allah yapıyor de. Allah'tan kopuk olduğumuzdan yanlış zannediyoruz. Allah'tan kopuk düşünüyoruz. Oysa her şey yolunda. Yolunda olmayan hiçbir şey yok. Sana söylüyorum. Hiçbir şey yolunda gitmiyor diyenlere söylüyorum. Güneş aynı yolunda doğmuyor. Rüzgar aynı şekilde esmiyor. Nehir aynı şekilde akmıyor. Çocuklar dünyaya gelip insanlar ölmüyor. Buğday çıkmıyor. Sorsana. Sor bana. Ben sana soruyorum. Hangi şey yolunda gitmiyor? Abi ben bana bakan hadise. O da senin zihninin yanlış manalandırdığı için. Dertler bana derman imiş diyen ustadın talebesi değil misin? Ve her şey yolunda, her şey olması gerektiği gibi Allah yapıyor. Ama kör olası nefis, kainata mühendis yaratıldığı için öyle yaptık kendimizi. Olmaz, yanlış oluyor, fazla oluyor, eksik oluyor demeye başladık. Senin nefsin diyor kainata mühendis miydi ki kainatı sorguluyorsun? Her şey, bak, her şey olması gerektiği gibi Allah yapıyor. Yolunda olmayan, yolunda olmayan ne biliyor musun? Benim ihtiraslarım, tasavvurlarım ve tahayyüllerim. Yolunda olmayan üç şey var. İhtiraslarım, tiryakiliklerim,
elimi, kolumu, gözümü, kulağımı, burnumu bağlayan tiryakiliklerim yolunda gitmiyor. İki, tahayyüllerim ve tasavvurlarım. Bir, düş dünya, tiryaki olduklarımız ve dimağımızda tahayyül, tasavvur. Bu üç tane ihtiraslarımız, tahayyüllerimiz ve tasavvurlarımız yolunda gitmiyor. Müsaade ederseniz özür dilerim ama bu sayfada bitiyor. Bunlar hep atıyorum. Şurada şey kaldı. Şu üç tane, iki tane de okuyayım. Senin heyecanın gelişen hadiselerde, inişli çıkışlı yaşamana mani olur. Bak, heyecan var ya, heyecan. Aşırı heyecan, aşırı sevinç. O zaman da imza atmıyorsun hiçbir şeye. Hiç kimseye söz vermiyorsun. Çünkü aşırı heyecan ve aşırı asabilikte insan duyguları inişli çıkışlı yaşar. İki tane kaldı. Muvazene ve muhakeme güçtür, realitedir, enerjidir. Yani kantar, dimağımızdan dışarıya söylerken, yaparken elinize kantar ve metre koyun dedim ya. Bunlar güçtür, güç. Enerjidir, realitedir, seni diğer insanlardan imtiyazlaştırandır. Son, kendinizi öyle keşif ve neşe hamlesine kaptırmayınız. Karşınıza çıkacak bir sürü aksiliklere sükunetle karşı koyunuz. Yani süt gibi kabarmayın. Sütü beklersin öyle ocakta. Hiç şöyle ataşmaz. Bir dönersin, bir baktın ki ocak gitmiş. Sütün özelliği odur. Hilelidir. Yemekte de öyledir. Çok senelerce nöbetçilik yaptım. Patates çok gizli içseldir. Adeta böyle kinini unutmayan insanlar var ya, patatese benzetiyorum. Yemeği ısıttınız, fasulye şu bu. Hemen tipinden de, hemen zahirden de elini sürerseniz bu yemek sıcaktır anlarsınız. Patates anlamazsınız. Patates ısı içinde saklar, ısırdığın zaman damağın yanar. Yemeğin sıcaklığını gizleyen patatestir. Tamam mı? Sıcı, ateşi, kin, nefret içeride saklıyor. Patates fıtratlı diyorum ben onlara. Öyle keyif ve neşe hamlesine kaptırmayın kendinizi. Karşınıza çıkacak bir sürü aksiliklere sükunete karşı koyunuz. Süt gibi kabarmayınız. Daima vazifenizi yapınız. Hasmın seni moral bozuk görmesine arzu ediyor. Hasmın seni moralı bozuk olarak görmesine arzu ediyor. En sıkıntı, hatta ustad çökmüş, ihtiyardır, bir şey yapamaz. Zannı olmasın diye her gün tıraş olurmuş. İhtiyardır falan, çökmüştür. Ha tamam, bitmiştir. Değil. Onların böyle ciğerlerine şiş sokar gibi erginç. Hatta tarihçi hayatta bir anahtar deliğinden ustadın bir resmi var. Battaniye örtülmüş. Rüştü abi anlattı, Zübeyir abiden. Ustad anlamış, resmini çekecekler gizli. İstihbarat çekmiş onu. Gizli çekmiş. Nasıl, ölüyor mu, bitti mi? Ustad tam onu çekecekler, içeride biliyor, haber almış otellerden. Adamlar tam gizli çekecekler. Ustad daha önceden tıraş olmuş. Zayıf, bitmiş akıl. Ama güçlü gözükmeyi, battaniye organı da atmış. Durmuş böyle, onlar da zaten bilmiyor gibi, sanki kapıya bakar gibi ustad, kapıya bakar gibi. Böyle resmini çekmiş, ondan sonra koymuş. Anladınız mı? Onun tarihini bilmezsen böyle Allah Allah ustada bakıyor, ne kibirli. Çünkü enaniyetlere karşı enaniyet göstereceksin. Kibirliler karşı kibir göstereceksin. Senin ölümünü bekleyenlere karşı güçlü duracaksın. Böyle durdun mu adamı sevindirirsin ya. En sıkıntı anında bile gülmeyi becermelisin. Buna yaşlılığını geçmiş tecrüben kuvvet verecektir. En böyle bizde mesela psikoloji dersi yapıyorum. Yani sanki ben sıkılmıyor mu? Ama elimden geldiği kadar somurtkan bir suratla insanlara çıkmamaya çalışırım.
Bizde olmaz mı? Resulullah'ta da oluyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam'da oldu. Kime gidermiş rahatlat diye? Ebu Bekir Sıdık'a gidermiş. Ya Ebu Bekir konuş rahatlat. Bilal Habeşi'ye gidermiş. Ezan oku rahatlat. Resulullah sıkılıyor da. Sen ben sıkılmayacak mısın? Ama sonra indik bu aşağıya. Sonra atasın bilmem ne. Yok kardeşim. Ha, peki bu geçmişine tecrübeni kullanarak bugünü güzel yaşamaya çalış. Ve ahir davahun enilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha.